kadar yapılan yanlışa isyan edip bir araya geliyoruz. Bugün yapılan yanlışın 5 listesinin altına imza atıyoruz. Bak yemin olsun. Evet arkadaşlar. Bakın. Bitti, muhtaşı sağlık dedim. Listeleri verdik. Listeler bir aşağı bir yukarı olması gerekiyordu. Olabilir. Bir eksine bir fazlaya eyvallah. Akşamki konuştuğumuz rakamlar her iki listeden de en az 8'er tane, 5'er tane, 6'şer tane adam olması gerekirken bugün 2 kişi yazıyorlar ve pusulayı kaçırarak yani okunmasını dahi istemiyorlar. Ama şu anki geldiğimiz durumda buraya da olay olmuş. Sandık kırılmış. Sandık kırık. Yani sandık yerlerde kapağı açılmış. Konuşuyoruz. Çevik kuvvet çağrılıyor. Ben divandayken bu seçime müdahale ederdim. Ama divandan şu anda seçim kuruluna geçmiş. Biz gerekli itirazları yapalım. Videolar var. Görüntüler var. Ne yapalım başkanım. Hani görüntüler var. Bu meşru bir seçim değil. Bunun ilçe, ben başkası yaptığı şeyini kabul etmiyorum. İlçe başkanı birleşe birleşe diyen ilçe başkanı bugün gelip bu işi temizlemesi lazım. Onurlu bir şekilde adaylıktan çekilecek abi. Çekilecek. Evet. Nasıl çözümünü bulacaksa bulacak. Birleşe birleşe hepinizi kucaklayacağız. Yarın burası dolacak deyince ben orada tüylerim diken diken oluyor. Kahraman ederiz onu. İlçe başkanı gelirsin. Yemin ediyorum kahraman ederiz. Bu görüntüyle bu parti yerel seçimlere giremez. Çok bir güven kaybı var. Bu arkadaşlarımız seçilmiş olsa dahi birkaç ay sonra olağanüstü kongreye gider. Yeni bir uzlaşıyla Çiğli'mizin birliği, bütünlüğü ve partimizin güçlenmesi adına yeni bir yönetim yerine seçilir. Yani bugün tüzüğümüze göre benim bildiğim kadarıyla yani şey yapın. 16 tane yönetim varsa, 33 tane burada oy çıkması durumunda bu yönetim seçilmiş sayılır arkadaşlar. Keza ilçe başkanı şimdi öyle, iyi delegeler şimdi öyle. Belki ki böyle bir yönetim seçildi. Akif Bey, birkaç ay sonra... Akif Bey, bir saniye. Şimdi Onarisi burada gider bu şu esnada buranın ilçe başkanı Mert Başkan. Evet. Daha başkan seçilmedi. Şu esnada daha seçim kurulu, daha onlara imza atılmadı. Seçilenlere imza atılmamış. İlçe başkanımız şu esnada Mert Başkan'dır. Mert Başkan bunun önlemini ama böyle alması lazım. Sorumluluk Mert Başkan'dır. Şimdiki başkanımız Mert Başkan'dır. Daha oradan sandıktan sonuç çıkmamıştır. Değerli arkadaşlar. Şu tablodan, şu görüntüden çok büyük üzüntü duyuyorum arkadaşlar. Eyvallah. Çok büyük üzüntü duyuyorum. Haksızlığı, bu oyunu kabul etmiyor. Gerçekten bakın, ben ilçe başkanlığı yaptım. Hep toplantılarda da şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, bu delegasyonda ayrışıyoruz ve delegasyondaki seçimler bittikten sonra da ilçeye diğer arkadaşlarımız gelmiyor. Sadece o kazanan ekipler geliyor. Ya bugünkü gördüğümüz tabloda herhalde biz yerel seçimiz kapalı kapılar ardında gidin film yapın, ondan sonra gelin burada bu insanlara kabul edin. Birleşe birleşe kazanmanın anlamı bu değildir arkadaşlar. Eş, dost, akraba yazmakla listeler olmaz. Aile şirketimi kuruyorum. Aile yönetimi kuruyorum. Aile yönetimi kuruyorum. Anlamadığınız şu. Bu seçim kurulunun yönettiği, bu saatten sonra seçim kurulunun yönettiği, ilçe başkanının da yönettiği bir seçim değil. İlçe başkanının yönettiği seçim divana kadar. Divandan sonra şu anda ilçe başkanı bu seçimi yönetmiyor. Ben ilçe başkanıyım, tamam. Ama biz bu aklımızı araya vermek için burada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Peki, ama başkan, ben konuşuyorum, ediyorum. Divan başkanı müdahale edebiliyorsa divan başkanı. Divan başkanının da görevi bitti. Arkadaşlar.